Kardeşlerim, bir yıl boyunca hedefine aldığı üniversiteye kazanmak için, üniversiteye girmek için sosyal hayatından, lise yıllarında gittiği kafeteryalardan, en çok sevdiği dizilerden, fanatik derecesinde tuttuğu takımın maçlarından uzaklaşan bir üniversiteli genci düşünelim. Allah'a hamdolsun ki şu an bu mescidin içerisinde meslek sahiplerinden çok üniversiteli kardeşler mevcut. Ne olur siz kendinizi düşünün. Bir yıl öncenizi, beş yıl öncenizi, on yıl öncenizi düşünün. Arzu ettiğiniz üniversiteyi elde etmek için ödediğiniz bedelleri düşünün. Sosyal hayatınızdan uzaklaşmalarınızı düşünün. Sizin için hayat 3 metrekarelik bir odadan ibaretti. Yemeğinizi dahi o sofranın üzerinde yiyordunuz. O sizin için sofraydı, yataktı, çalışma masasıydı, hayatınıza açılan kapının ilkiydi. Doğru mu kardeşler? Nihayet sınava girdiniz, sınav sonucunuz açıklandı, hedefinizde olan üniversiteleri ve bölümleri tercih yaptınız. Şimdi sırada ne var? Tercih sonuçlarının açıklanmasında. Bir aylık bir müddet bekleyeceksiniz. Tam bir ay. Ama bir yıldan vallahi daha zordur. Bir yıldan daha meşakkatlidir. Zaman bir ay içerisinde sizin için durmuştur kardeşler. Doğru mu abi? Ve nihayet tercihlerinizin sonuçları da açıklanır. Siz internetten sınav sonuçlarınızın, tercih sonuçlarınızın ne olduğunu görmek için klavyede ellerinizi titretirken etrafınızdaki insanlar da sizin heyecanlarınızı daha çok arttırırlar. Özellikle anneniz acile kaldırılacak bir hasta modundadır zaten. Sizden daha çok sıkıntı yapar, sizden daha çok telaşlanır. Ve açmış olduğunuz sayfa yavaşça ilerledikçe heyecanınız katlanır. Stres daha da çoğalır. Bir yılın neticesini 30 saniye sonra göreceksinizdir. Ama 30 saniye sizin 30 yılınıza bedeldir kardeşler. Ve sayfa açılır. En çok arzu ettiğiniz üniversite, en çok istediğiniz bölüm karşınızdadır. Çocuklarınızın hayalini kurduğunuz, çocukken hayallerinizi içine gömdüğünüz o üniversite bir bakarsınız ki artık elinizin içindedir. Ramak kalmıştır artık. Koridorlarında yürümek, bahçesinde hareket etmek artık sizin için bir hayal değildir. Gerçeğe adımdır kardeşler. Artık o sınav sonucu açıklandıktan sonra inanıyorum ki tüm kardeşlerim şunu söylemiştir. Vallahi bu saatten sonra dünya yansa umurumda değildir. Ben mutluluğun anahtarını şimdi elime aldım. Annemi mutlu edecek, babamı mutlu edecek, geleceğimi mutlu edecek anahtar şu an benim elimdedir. Kayıt günü, koridorlarda biraz daha ilerleme, 4 yıl boyunca koşturacağınız maraton, sonra derslerin stresi, kaldığınız yurt ve evin stresi, daha sonra sosyal hayatta yediğiniz darbelerin stresi sizi öyle bir hale getirir ki kardeşler, o bahçenin içerisinde oturursunuz, şunu söylersiniz. Vallahi ben huzuru burada da bulamadım. Mutluluğun adresi dedikleri şu metrekare, şu bahçeler asla benim için mutlu olunan yerler olmadı. Kafelere koştunuz, internet sitelerine koştunuz, en güzel arkadaşlarla en güzel ortamları paylaştığınızı zannettiniz. İstanbul gibi güzel bir yerde okumanın heyecanını yaşadınız ama kalbinizde sürekli bir mutsuzluk, bir boşluk peyda oldu. Sürekli bununla karşı karşıya kaldınız. Daha sonra düşündünüz ve dediniz ki beni mutlu edecek bu değildir. Peki ne? Elime işimi alırsam, kariyerimi elde edersem, ne zaman ki kendi mesleğim içerisinde iş yükümü kazanırsam, işte mutluluk o gün benimle beraberdir. O saatten sonra beni üzecek, beni sıkıntıya sokacak hiçbir şey olmayacaktır. Ve nitekim okul bitmiştir. Mezuniyet kağıtlarınıza verilmiştir. Diplomalar adresinize gönderilmiştir. CV'ler bilgisayar üzerinden şirketlere paylaşılmıştır. Sıra geri dönüşümleri bekliyorsunuz. 3 dönüşüm, ya 4 kişi ararsa ya 5 kişi ararsa hangisini tercih edeceğim diye düşünürken günler, haftalar, aylar geçer.
halen işsizlik sizin yüreğinizi daraltır. Sonra nereye koşarsınız biliyor musunuz? O meslekte isim yapmış bir arkadaşın kapısını çalarsınız. Ve dersiniz ki abi ben internet üzerinden başvurular yaptım ancak hiçbiri bana geri dönüş yapmadı. Bu konuda bana yardım eder misin? Sonra telefonları beklersin. Sana gönderilecek mesajlara hasret kalırsın. Bir taraftan annen arar, bir taraftan baban seni rahatsız etmeye başlar. Evet arkadaşlar, tam umutsuzluğun içerisindeyken bir telefon çalar. Arzu ettiğin iş artık sana çok yakındır. Ve o andan itibaren sen yeryüzünün en mutlu insanısındır. O saatten sonra dünya yansa umurunda değildir kardeşler. Çünkü sen mutluluğun anahtarını eline almışsındır. Birinci gün, ikinci gün, kariyerleri bir bir atladığın günler ama içindeki boşluk daha da büyümekte, sıkıntılar seni daha fazla yormakta ve sonra şöyle dersin, gerçekten bu mutluluğun adresi değilmiş. İçimdeki boşluğu evimi toparlayacak bir eşte aramaya başlarsın. Evlenirsem bir kadın benim içimdeki sıkıntıyı giderirse dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Ve nitekim bir eş adayına talip olursun. Bir yıl değil, bir hafta ondan gelecek olan haberi ve müjdeyi beklersin. Ondan o mutlu haberi duyduğun an yeryüzünün en saadetli insanı sensindir. Artık evini toprağa değil bulutların üstünde yapmayı hedeflersin. Ayakların yerden kesilmiştir. Evliliğin birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, bir haftası, hani halk arasında bir ifade var, amiyane tabirdir ama özür dilerim. Cicim ayları, bunlar biter, insanlar yüzlerini gösterir, sen yüzünü gösterirsin, eşin sana yüzünü göstermeye başlar ve odanın bir kenarında oturursun, gözyaşlarını akıtarak şunu dersin, vallahi mutluluğun adresi yine burası değilmiş. Tekrar bir arayışın içine girersin. Bu sefer müjdelenecek olan bir bebeği beklersin. Hele bir de kız çocuğu olursa onun gülüşü, cilvesi, nazı, seninle oynaşması tamam artık mutluluğun adresi odur. O saatten sonra hiçbir meşakkat seni yoramaz. Ve nitekim doğumhanenin koridorlarında yürürken kapı açılır. Hemşire nur yüzlü bir bebeği üzerine koyar. Şimdi dersin ki bu andan itibaren yeryüzünde beni mutsuz edecek hiçbir şey yoktur. Saadet buradadır dersiniz değil mi? Bir gün, iki gün, üç gün boşluk kapanmamakta, gün geçtikçe açı büyümektedir kardeşler. Peki sonrası? Kardeşler sonrasına hiç gitmeyelim. Sonrası aslında işin en başında. Kim şu dünya hayatı içerisinde, dünyalıkların içinde mutlu olacağını arzuluyorsa, kendine böyle bir hedef koyduysa, neticesi nedir biliyor musunuz kardeşler? Çok büyük bir mutsuzluktur. Neden? Çünkü Adem oğlunun kalbini mutmain kılacak müjdeli bir haber bu yeryüzünde yoktur kardeşler. Adem oğlunun gözünü dolduracak bir nimeti bu dünyada asla elde edemez. Müjdelendiği her bir amelin arkasında, müjdelendiği her bir haberin arkasında onu ya çetin bir imtihanlar beklemektedir ya da huzursuzluğun pencereleri açılmaktadır. Burada yoktur bunlar. Sadece bir müjde vardır işte kardeşler. Bu dünya hayatı içerisinde bir müjde vardır ki işte o da Fussilet suresi 30, 31 ve 32. ayetlerindeki müjdelerdir kardeşler. Peki bu müjdeler kime aittir? Bu müjdeler kime verilecektir? Bu müjdeler gece ve gündüz Rabbinin rızasını arayan, çabalayan kimselere verilecektir. Bu müjde Allah'ı kendine dert edinmiş, Allah'ın rızasını kazanmak için gayret gösteren kişilere verilmiştir. Bu müjde dünyanın bu kadar tasasına rağmen Allah'ı zikretmekten, Allah yolunda mücadele etmekten kendini alıkoymayanlara verilmiştir. Bu müjde alemlerin Rabbi olan Allah'ın emir ve yasaklarına sorgusuz, sualsiz bir şekilde koşanlara verilmiştir. Bu müjde Kur'an'ı ve sünneti hayat haline getiren insanlara verilmiştir.